Efendim hoş geldiniz. Ceren Damak Şener için hazırladığımız sempozyumumuzun son oturumunda, Uluslararası Kamu Hukuku başlıklı son oturumunda beraberiz. Bugün iki tane konumuz var. İki tane de konuğumuz olacak. Öncelikle onları tanıtmak istiyorum. Gonca Ünal, kendisi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi. Ve kendisi bu kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi ilişkin sözleşme kapsamında buna ilişkin bu sözleşmeye karşı ileri sürülen çekincelere ilişkin tespitler yapacak. Tabii bu daha genel bir konu bağlamında insan haklarına ilişkin anlaşmalara karşı ileri sürülen çekincelerin konumu ve durumu meselesiyle ilgili bir mevzu. Önemli bir mevzudur. Yine önce isterseniz ondan başlayalım. Daha sonra diğer konumuza geçeriz. Evet. Gonca Hanım buyurun. Süreniz 20 dakikadır. Buyurun. Tamamdır hocam. Öncelikle kıymetli meslektaşlarım, değerli hocalarım, sevgili katılımcılar. Her şeyden evvel şu an böyle bir toplantı vesilesiyle karşınızda olmaktan gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Ceren'in başına gelenler karşısında söylenecek sözlerin çaresizliğini geçen zaman değiştiremedi maalesef. Ailesi ve yakınlarına kayıpları için başsağlığı dilemenin yanında, ülkemizde her gün evlerinde, sokaklarda, otobüslerde, çalıştıkları iş yerlerinde ve hatta bugün maalesef üniversitelerde kadınların öldürüldüğünü ve eğitim şehidi olan arkadaşımızın esasında bir kadın cinayetine de kurban gittiğini belirtirken büyük bir yeis duyuyorum aynı zamanda. Hal böyleyken bugün meydanlarda İstanbul Sözleşmesi için mücadele eden herkese aslında elimizde olan, zaten yıllar önce taraf olduğumuz başka bir sözleşmenin ülkemizde birçok umut verici değişikliğe ilham olmasının yanında bir nevi zayıf karnını ya da güçsüz kısımlarını hatırlatmak adına sunumuma başlıyorum. Genel olarak çalışmamın amacından bahsetmem gerekirse, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1979 yılında kabul edilen kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesini, yani bilinen kısaltması ile CEDAW'ı, ki ben de böyle kullanacağım, örnek olarak kullandığım bu çalışmada bahsedeceğim bağlam aslında genel olarak bütün uluslararası insan hakları sözleşmeleri için de geçerli. 69 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi ile kodifiye edilen çekince rejimini, CEDAW gibi uluslararası insan hakları sözleşmelerine getirilen çekinceler söz konusu olduğunda işlevsel olup olmadığı meselesi bir takım tartışmalara yol açmış durumda. Özellikle uluslararası insan hakları sözleşmelerinin yaptırım rejimlerine karşı ileri sürülen çekinceler düşünülürse, bu çekincelerin söz konusu sözleşmelerin konu ve amacına uygunluk denetiminin yeterliliği hususunun değerlendirilmesi gerekiyor. Her şeyden evvel daha berrak bir kavrama sağlamak adına sunumumdaki bazı unsurlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle CEDAW 1979 yılında kabul edilmiş, 1981'de sözleşmenin 27'ye 1 maddesinde öngörüldüğü şekilde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin ilk 16 maddesi taraf devletlerin ülkelerinde kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırabilmek adına hangi alanlarda ne tür çalışmalar yürütüleceğini genel ifadelerle belirtirken, kalan 14 maddede sözleşmenin nasıl yürütüleceği, işte komiteler, raporlamalar, yürürlükle ilgili konuları düzenlemektedir. Sözleşmeyi bugüne kadar 189 ülke onaylamış. Fakat böyle söylemek doğru mu bilmiyorum ama Müslüman devletlerin çoğunluğu oluşturduğu birçok devlet çeşitli maddelerine çekince koymuştur. Hatta en çok çekincenin ileri sürüldüğü sözleşmelerden biri olarak kabul edilmektedir CEDAW. Tarafların niteliğe ilgili olarak da ABD'nin 1980 yılında CEDAW'ı ilk imzalayan devletlerden olduğu halde şimdiye kadar sözleşmeyi onaylamamış olması çarpıcı olarak ifade edilebilir sanıyorum. Yine Türkiye'de 20 Aralık 1985'te sözleşmeye taraf olmuştur. Sözleşmenin bir de ihtiyari bir ek protokolü var 2000 yılında hazırlanmış. Bu protokol ilave iki denetim mekanizmasını da beraberinde getiriyor. Birincisi, ülkesinde ayrımcılığa veya hak ihlaline uğrayan ve yerel hukuk yollarını tüketen kadınların komiteye bireysel veya grup olarak başvuru hakkıdır. İkincisi ise taraf devletlerden birinde kadın haklarının ağır şekilde ihlal edilmesi üzerine komitenin re'sen inceleme yetkisi
kullanabilecek olmasıdır. Fakat taraf devletler ihtiyari protokolün 10. maddesinde de belirtildiği üzere kendilerini bu incelemenin dışında tuttuklarını beyan edebilmektedirler. İhtiyari protokol 109 devlet tarafından onaylanmıştır. Neredeyse yarısından biraz fazla. Ve 2002 yılında protokolü onaylayan Türkiye de bu devletlerden biridir. Bir diğer unsur ise çekince kavramı. Az çok ondan da bahsetmek istiyorum. Devletin bir antlaşmayı imzalarken, onaylarken, kabul ederken, tasvip ederken veya antlaşmaya katılırken bazı antlaşma hükümlerinin hukuki etkisini kendisi bakımından ihraç etmek veya değiştirmek için yaptığı tek taraflı bir beyandır çekince. Bu kurum öncelikle uluslararası hukuk arenasına Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi marifetiyle girmemişti. Haddiz altında çekincenin bir uluslararası örf adet hukuku kuralına dönüşmüş olduğunu ve ilgili sözleşmeden daha evvel Uluslararası Adalet Divanı 1951 tarihli soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesine konulan çekinceler üzerine tavsiye kararı isimli kararda konu ve amaca uygunluk boyutu ile de ele alındığını belirtmemiz gerekiyor çekince kavramının. Bu kavramı tanımlarken Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 19. maddesine başvurduk. Yine aynı maddede çekincelerin ileri sürülmesi meselesini düzenlerken soykırım kararında vurgulanan kısmı da Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi tarafından kodifiye edilmiştir. Böylece devletler antlaşma çekinceyi yasaklamadıkça, antlaşma sadece söz konusu çekinceyi kapsamının dışında bırakarak belirli çekincelerin ileri sürülebileceğini öngörmedikçe ve bu iki fıkraya girmeyen durumlarda çekince antlaşmanın konu ve amacıyla bağdaşmazlık etmediği sürece her çok taraflı uluslararası antlaşmaya çekinceleri sürebilir. Nitekim konu ve amaca uygunluk kriteri de hem antlaşmaya karşı çekince ileri sürerken hem de çekinceye itiraz ederken devletleri kısıtlamaya yarayan bir mekanizmadır. Bu bağlamda çekince kurumunun okumasını ben bu çalışmada özellikle bu kriter üzerinden yapmakta fayda buluyorum. Çekince kavramının özellikle insan hakları antlaşmalarına karşı ileri sürülen çekincelerin temel karakteristiğinde karşılıklılık ve devletlerin rızası, evrensellik ve entegrasyon gibi bir takım zıt kavram setlerinin, ikilemlerin ve bu ikilemlerden doğan tartışmaların izlerine rastlamak mümkün. Zira fonksiyonel olarak çekinceler bir yandan rızai sözleşmeyi merbut bir düzenleme içerisinde diğer taraf devletlerin çıkar ve haklarını korumaya hizmet ederken bir yanda sözleşmenin bir bütün olarak entegrasyonunu sağlamaya çalışmaktadır. Yalnız çoğu ulusal sistem evrensel insan hakları standartları ile tam bir uyum içerisinde bulunmadığından kapsayıcı ve geniş bir uygulama için ulusal sistemlerin bu yeni uluslararası standartlara entegre olabilmesi adına çekincelere izin vermek mecburi bir hale gelmiştir insan hakları sözleşmeleri açısından. Yine tüm bunların dışında neden bir uluslararası insan hakları sözleşmesine çekince konulurun cevabı olarak çok taraflı antlaşmalar niteliği gösteren insan hakları sözleşmelerinin bir an evvel uluslararası toplumun önüne sunulması ve onaydan hemen sonra bağlayıcılık kazanması isteniyorsa çekince koyma kabiliyetine de müsaade etmesi gerekmektedir. Ki söz gelimi Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin hazırlık görüşmelerinde sözleşmenin hemen bağlayıcılık kazanması konusunda uzlaşılmış ve doğal olarak çekince rejimi de işletilmeye başlamıştır bu sözleşme bağlamında. Çok taraflı antlaşmalara bahsettiğim üzere kuru olarak çekince koymak mümkündür ve uluslararası insan hakları sözleşmelerinin de bu müessesenin uygulamasından hariç tutulmamaktadır. Ancak uluslararası insan hakları sözleşmelerinin sui generis yapısı ve evrensellik iddiası olan ilkeler ve hakları düzenliyor olması, Viyana bağlamında öngörülen standart çekince rejimi ya da Viyana rejiminin uluslararası insan hakları sözleşmelerine uygulanması konusu uluslararası hukuk literatüründe üzerinde durulabilecek iki yoruma vücut vermiştir. Bu noktada tartışmanın taraflarından biri Uluslararası Hukuk Komisyonu standart çekince rejimini yeterli derecede esnek bulduğunu ifade eden rehber ilkeler öngörmüştür. Ve bu rejimi uluslararası insan hakları sözleşmeleriyle söz konusu olduğunda kısmen yetersiz bulan İnsan Hakları Komitesi'nin yorumlarından da bahsetmemiz gerekiyor. İki cenah olarak değerlendirirsek
yorumları. İnsan Hakları Komitesi 24 nolu genel yorumunda yalnızca çekincelerin sözleşmenin konu ve amacıyla bağdaşması gerekliliğinden değil, incelemiş olduğu Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nde yer alan hakların temel haklar niteliğinde olduğundan ve bu hakları düzenleyen hükümlere çekince koymanın uygun olmadığından da bahsetmektedir. Komisyona göre özellikle ilgili insan hakları ilkesinin uygulanmasına zeval getirecek çekincelerin sözleşme konu ve amacıyla bağdaşması mümkün değildir komiteye göre. Söz gelimi hakların ihlalinden doğan uyuşmazlıkların ulusal mahkemelere başvurulmasını ya da hakkın ihlali dolayısıyla bireysel başvurularda bulunulmasını engelleyecek çekincelerin ileri sürülmesi bir bakıma devletin sözleşmeden doğan uluslararası yükümlülüklerini kabul etmediği anlamına da geleceğinden bu türden çekincelerin taraf olunan sözleşmelerin konu ve amacına uygun olduğunu değerlendirmek zor görünmektedir. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'ne karşı ileri sürülen çekincelerin incelemesini Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi üzerinden yapan İnsan Hakları Komitesi, diğer insan hakları sözleşmeleri içinde bir nevi bir şablon hazırlamış ve nihayetini insan hakları sözleşmelerinin alelade bir çekince rejimine tabi olamayacak ölçüde kırılgan olduğuna karar vermiştir. Halbuki karşı cenahta olarak değerlendireceğimiz Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun Genel İnsan Hakları Sözleşmeleri için 59. oturumda tartışmaya açtığı 11. ve 12. rapor, İnsan Hakları Sözleşmelerine konulan bir çekincenin Viyana rejimi doğrultusunda konu ve amacına uygunluğunu test etmek için öncelikle çekincenin antlaşmanın esaslı unsurlarını yıpratıp yıpratmadığına, eğer gerekiyorsa da antlaşmanın varlık sebebine bakılmasını tavsiye etmiştir. Bu bağlamda bu yorumla komisyonun bir açıdan Viyana rejimini yeterli bulduğunu gösterdiğini söyleyebiliriz. Böyle bir tabiat sergilemekte. Yalnız şunu da ifade etmek istiyorum. Komisyon özellikle son yıllarda yorum değişikliği sayılmasa da farklı bir perspektif benimsemeye doğru gidiyor gibi görünüyor. 2011'de yayınlanan ve 63. oturumdaki rapordan hareketle çıkartılan 21 yıllık çalışmanın ürünü olan, şöyle çevirebiliriz sanırım, antlaşmalara konulan çekincelerin uygulanmasına dair rehberin özellikle de 4.5.3.4. maddesinden bahsetmek istiyorum. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerine karşı ileri sürülen çekincelerde Viyana Plus rejimi olarak adlandırılan bir rejim öngörmektedir komisyon. Buna göre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Gözlemci Organları ilgili insan hakları sözleşmelerine konulan bir çekincenin geçersiz olduğuna kanaat getirirse, çekinceci olan devlet veya uluslararası örgüt o çekince olmaksızın simultane çeviri yapıyorum bir dakika hocam. Sözleşmeyle bağlı olmama niyetinde ise bu niyetini 12 ay içerisinde değerlendirmeyi yapan gözlemci organa iletmelidir. Rehber ilkeler arasında böyle bir ilke bulunmakta. Söz konusu rehber ilke oldukça radikal bir çözümle gelmekte ve Viyana rejimi sınırlarında aşmış görünmekte. Uluslararası insan hakları sözleşmelerince bir çekince rejiminin benimsenmesinin altında yatan temel sebep ne peki? Sözleşmeye taraf olan devlet sayısını mümkün mertebe arttırarak sözleşmeye konu olan hak ve değerlerin korunmasını evrensel ve yeknesak bir düzeye çıkartmak. Temel motivasyonun bu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bazen bir uluslararası insan hakları sözleşmesinin formüle edilişi öyle çekincelere izin verir ki taraf devletler sözleşmenin asli yükümlülüklerinden kaçarken adeta seçkin bir kulübe üye olmanın getirdiği politik avantajlardan da faydalanır gibi görünmektedir. Bir uluslararası insan hakları sözleşmesinin yaptırım rejimlerine ya da uyuşmazlık çözmek için öngördüğü yargısal mekanizmaları ile ilgili hükümlere konulan çekinceler o uluslararası insan hakları sözleşmesini güçsüzleştiren, hatta bazen layıkıyla uygulanmasını imkansız hale getiren çekincelerdir. Ve tam da bu sebeple sözleşmenin konu ve amacına uygunluk testinden geçmekte zorlanacak çekinceler olmalıdırlar bu çekinceler. Benim örnek olarak değerlendirdiğim case study de diyebiliriz sanırım. SEDAV'ın 28. maddesinde de sözleşmenin hükümlerine karşı çekince ileri sürme prosedürü olarak Viyana Sözleşmesi'nde düzenlenen ilgili sözleşmenin konu ve amacına aykırı olmama kriteri, yani Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi 19'a C'deki standart çekince rejimi açık bir şekilde benimsenmiştir.
Uyuşmazlıkların çözülmesini düzenleyen 29. maddenin ikinci fıkrasında ise yine aynı maddede öngörülen hakemlik ve uluslararası adalet divanının yargı yetkisinin kabul edilmesi şeklindeki mekanizmalardan devletlerin kendini hariç tutabileceği belirtilirken Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi 19'da B'deki usul birebir benimsenmiş durumdadır TEDAV tarafından da. İçerisinde Türkiye'nin de bulunduğu 38 ülke 29. maddeye çekince koymuş ve Belarus, Bulgaristan, Macaristan, Rusya, Romanya ve Ukrayna gibi devletler bu çekinceyi zamanla geri çekmiştir. 29. maddede düzenlenen yargısal mekanizmalara başvuruda çekince sibobunu kullanmak, uluslararası insan hakları sözleşmelerinin evrensellik ve yeknesaklık adına sözleşmelerinin yaptırım rejimlerinin etkinliğini yitirmeyi göze alabiliyor olmasının da salih bir örneği sayılabilir. Ve Seda bu konuda biricik bir örnekte değildir aslında. Sözleşmenin çekirdeği hatta temel amacı olarak değerlendirebileceğimiz ikinci maddeye gelirsek, bu maddenin F fıkrası kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevcut yasaları, hukuki düzenlemeleri, gelenekleri ve uygulamaları değiştirmek veya kaldırmak için gerekli her türlü tedbiri almak. G fıkrası ise kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bütün ulusal ceza hükümlerini kaldırmak şeklinde düzenlenmiştir. Bu fıkralara ve de ikinci maddenin tamamına çekince koyup da konu ve amaca aykırılık itirazlarına rağmen çekinceleri çekmeyen devlet sayısı bugün 17'dir. Katılımcı sayısının onda birini oluşturan bu devletler zaten kadının toplum içindeki konumunun bıçak sırtı olduğu devletlerdir. İkinci maddenin ve de özellikle çekince konulan fıkraların metnine bakıldığında sözleşmeye taraf olan çekinceci devletlerin esasen yaptırım rejimlerinin uygulanmasını imkansız hale getirdiğini ve taraf olma durumlarını içi boşaltılmış sembolik bir statüye dönüştürdüğünü söylememiz mümkündür. Hal böyleyken sözleşmenin özü olan ikinci maddeye getirilen çekincelerin konu ve amaç bakımından uygunluk denetimini testini geçmiş olabileceğini düşünme hali zor görünüyor. Lakin Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi çekince rejiminde bu denetimin zaten devletlerin öznel değerlendirmelerine bırakıldığını ve çekincelerin objektif bir otorite tarafından da değerlendirilmediğini hatırlatmak gerekiyor sanıyorum. Neticede özetlemek gerekirse SEDA çekinceleri yasaklamamış, aksine Viyana rejimine uygun bir biçimde formüle etmiştir. Bu alanda SEDA'nın zaten lafzen benimsemiş olduğu Viyana rejiminin bu sözleşmeye karşı ileri sürülen çekincelerin değerlendirilmesinde yetersiz olduğunu söylemek abesle iştigal gibi görülebilir ama SEDAV'ın kaleme alındığı 1979 yılından bugüne uluslararası insan hakları sözleşmelerine yüklenen anlam değişmiş, insan hakları mahkemelerin içtihatlarıyla geliştirilen yorumlama metotları ve diğer antlaşmalar hukuku enstrümanları insan hakları sözleşmelerine daha titiz bir şekilde yaklaşılmasını salık vermiştir. Bunun dışında Viyana rejiminde çekincelerin konu ve amaca uygunluk denetiminin bireysel olarak devletler tarafından yapılması, taraf devletlerin insan hakları sözleşmelerinin yaptırım rejimlerine çekince koyabilmesine açık bir biçimde cevaz vermektedir. Tam da bundan ötürü Uluslararası Hukuk Komisyonu yayınladığı çekince rehberinde Viyana rejiminin sınırlarını aşmaya çalışmış taraf devletlerde örneğin Katar'ın Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'ne katılırken ileri sürmüş olduğu çekincelere standart çekince rejiminin ötesinde daha insan hakları sözleşmelerine özgülenmiş kavram setleri kullanarak itiraz etmişlerdir. Çekince rehberinden referans alan bu itirazcı devletler, çekincelerin genel, bulanık ve belirsiz bir doğasının bulunmaması gerektiğine vurgu yapmıştır. Ki komisyonun yayınladığı rehber ilkelerden hareketle böyle bir yorum yapılmıştır. Şunu belirtmek gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin aksine çoğu uluslararası insan hakları sözleşmesi güçlü yaptırım mekanizmaları paketiyle beraber gelmiyor. Temel yaptırım modeli genelde devlet raporları, bu raporlarda şeffaf olmaya çalışmak, bireysel başvuru ya da uluslararası gözlemcilerin hazırladığı raporlardan müteşekkil. Nitekim SEDAV'da kadınlara karşı ayrımcılığın tasfiyesini düzenleyen bir uluslararası insan hakları sözleşmesidir ve güçlü bir yaptırım mekanizması bulunmamaktadır. Var olan mekanizmalar da ihlallerin daha sık rastlandığı hukuki ve sosyal yapılara sahip devletlerce uygulanan çekince rejimi vasıtasıyla atıl bırakılmaktadır. Bu durumun biraz olsun önüne geçmek adına sözleşmenin ihlalinden doğan bireysel şikayetleri ya da grup şikayetlerini değerlendirme ve aynı zamanda ağır ya da sistematik sözleşme ihlalleriyle ilgili soruşturma yürütme yetkisiyle donatılan SEDAV Komitesi'ni düzenleyen 2000 tarihli
ihtiyari ek protokol sözleşmenin kendisi kadar taraf toplayamamıştır. SEDAV örneğinden hareketle özellikle uluslararası insan hakları sözleşmeleri söz konusu olduğunda çekincelerin sözleşmenin konu ve amacına uygunluk denetimi, yetkinin diğer taraf devletleri ve doğal olarak onların siyasi değerlendirmelerine bırakılması hasebiyle tabiatı gereği etkin bir şekilde yapılamamakta. Neticede SEDAV kapsamında öngörülen yaptırım rejimlerine konulan çekincelerin sözleşmenin konu ve amacına aykırılığı açısından diğer sayılı birkaç devlet tarafından itiraza konu olurken taraf devletlerin çoğunluğu tarafından kabul edilmesi esasında bizleri Viyana rejiminin uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasının bir nevi güçleştiren bu gibi çekinceleri engellemede yetersiz olabileceği sonucuna getiriyor. Uluslararası insan hakları sözleşmeleriyle korunan hakların ihlalinden doğan uyuşmazlıkları, ulusal mahkemelerde ileri sürülmesini ya da hakkın ihlali dolayısıyla uluslararası yargı yollarına başvurulmasını engelleyecek çekinceler bir bakıma devletin kendisini sözleşmeden doğan uluslararası yükümlülüklerin dışında bıraktığı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu türden çekincelerin taraf olunan sözleşmelerin konu ve amacıyla bağdaşması olası değil. Ya da konu ve amaca uygunluk denetiminin kendisi yetersiz bir enstrüman veya bu denetim objektif bir otorite tarafından yapılamadığından yetersiz kalıyor. Viyana rejimi yani konu ve amaca uygunluk denetimi hukuki sonuçları olan politik bir değerlendirmedir. Bazı devletlerce tamamen meşru ve sözleşmeyle uyumlu görülecek çekinceler bazı devletlere tam tersi şekilde sirayet eder. Bu belki hesaplanılmış bir risktir. Ancak SEDAV'ın güçlü bir yaptırım mekanizması geliştirmesini engel alan çekinceler aynı zamanda genel olarak bütün uluslararası insan hakları hukuku sözleşmelerinde zayıf karnıdır. Standart çekince rejiminin uluslararası insan hakları sözleşmeleri söz konusu olduğunda neden daha hassas bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini kısmen de olsa aktarabildiğimi umut ediyorum. Dinleyen, katılan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sunumum bu kadar. Evet Gonca Hanım, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunum yaptınız. Evet, soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? İsteyen yazarak chat vasıtasıyla sorabilir, isteyen söz alıp sorabilir. Soruları açıyoruz. Buyurun. Arkadaşlarım soruları düşünürken ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi neden bu, mesela sadece bu SEDAV örneğinde düşünün. Neden bu sözleşmeye çekince koymak yasaklanmamış? Hocam katılımcı sayısını düşününce aslında birçok insan hakları sözleşmesinden de daha çok katılımcı toplamış SEDAV. Sanırım bunu evrensel yeknesak daha çok katılınan bir sözleşme haline getirmek için bizatihi sözleşmenin kendisi böyle bir enstrüman belirlemiş. Yani şimdi o halde şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bu çekince rejimin temel amacı nedir baktığımız zaman? Temel amacı mümkün olduğu kadar çok devleti aynı rejime tabi kılmak. Evet, değil mi? Böyle bir tabii. Şimdi, bir örneklik. Mesela yani tek tip bir düzene, bir rejime tabi kılmak. Şimdi böyle olunca baktığımız zaman çekince koymak, serbest bırakmış, böylece birçok devletin taraf olması sağlanmış çekinceli biçimde. Evet, evet. Bu, tamam, evet belki çok temel maddelerle özellikle denetim mekanizması ilişkin maddelere çekinceleri sunuyor ve ama şimdi göz ardı etmemek lazım belki de. Bu devletler bu anlaşmaya taraf olarak bu anlaşmayı kendi ulusal hukuklarında değil mi? Uygulama, bu anlaşmada öngörülen hakları değil mi? Garantileri kendi ulusal hukukları uygulamayı tarif ediyorlar. Bu anlamda mesela bu da bir önemli bir durum olarak. Tabii muhakkak hocam. Yani Müslüman devletler diye etiketlemek istemedim esasında da genel itibariyle onların çekincelerinin açıklamalarına bakma fırsatı buldum. Şer'i hukukla bağdaşmaması sebebiyle çekince koyan birçok devlet var. Şer'i hukukun tabiatına bakıldığında da aslında SEDAV'ın temel motivasyonuyla örtüşmediği görünüyor. Ama yine de o devletler katılımcı olmak istemişler ve katılımcı olmuşlar. Şöyle düşün, en azından mesela ABD taraf bile olmamış. Şimdi diğer devletler mesela evet, yani devletler evet. Taraf olur. Evet, çekince eleği sürüyor ama taraf olup en azından kendi hukukunda en azından uygulama çabası içinde. Öyle bir hükümlü düşünüyor. Birçok devlette de birçok yok ben bir yanlışlık yaptım herhalde. Gonca Hanım'ın sesini mi kapattım ben? Gonca Hanım ben sizin sesinizi kapattım galiba.
Ben açtım sanırım şu an hocam. Geldim. Ha, ben demin bırakma. Sizi affedersiniz. Birini içeri aldım. Estağfurullah. Birini içeri alırken sizin sesinizi kapattım. Tam duyamadık son dediğinizi. Yani en azından 3 gün uygulamayı taahhüt etmiş. En azından. Evet, yani şöyle Malezya, Tanzanya gibi yanlış hatırlamıyorsam birçok devletin aslında anayasalarını, medeni kanunlarını değiştirmesine de ilham olmuş. Nitekim Türkiye için de öyle. Türkiye 15. ve 16. maddelerine çekince koymuş. Daha sonra medeni kanunla ilgili düzenlemeler, değişiklikler yapınca bu çekincelerini de geri çekmiş. Türkiye'de devrimsel diyebilecek birçok harekete de öncü olmuş aslında Sedef. Ama hal böyleyken hani çekincelerin temel niteliğine baktığımda kadınların statüsüne konulan çekinceler var. Hani kadınla erkekler arasındaki eşitliği geçtim. Böyle bir eşitliğin zaten var olmadığı kabulüyle konulmuş çekinceler söz konusu. Ama dediğiniz gibi katılımı arttırmak sembolik de olsa en azından nasıl denir, uluslararası hukuk bir oyunsa o oyunun bir oyuncusu olduklarını göstermek adına devletler bu sözleşmenin tarafı olmuşlar. Bence dediğiniz gibi bu bile güzel bir hareket, yeterli bir hareket. Şimdi bir diğer mevzu mesela, şimdi dikkat edelim mesela bu SEDA örneğinden konuşalım. Çekince koyma yasaklanıyor. Yasaklayabilirdi ama yasaklamıyor. Sonra evet, yasaklamamış. Mesela bizim Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi. Çekince koyma yasaklamış mesela. Evet hocam. Bu niye yasaklıyor? Bu niye yasaklanıyor? Şimdi onu düşünüyorum. Acaba yani aslında içerik olarak baktığımızda SEDAV'ın nasıl daha hayati ve hassas bir içeriğinin bulunduğunu düşündüğümüzde, yani teknik bir sözleşmede çekince yasaklanırken kadınların hayatları pahasına düzenlenen bir sözleşmede çekincenin serbest bırakılmasını bence siz açıklayın hocam. Şöyle düşünmüş olamaz mı? Yani şöyle, şimdi deniz hukukuna ilişkin sözleşme ne yapıyor? Deniz hukukuna ilişkin kuralları ne yapıyor? Düzenliyor. Ve istiyor ki tüm devletler buna taraf olsun. Aynı rejime tabi kalsın. Çekince koymasın ki bu anlaşmanın bütünlüğü bozulmasın. Özellikle müzikli anları mesele üzerinde. Fakat acaba şöyle düşünmüş olamaz mı? Mesela SEDAV'da öngörülen hakların bir kısmı mesela başka sözleşmelerde, başka uluslararası anlaşmalarda düzenlenmiş, garanti altına alınmış. Mesela ikiz sözleşmeler. Avrupa'nın açısından mesela Avrupa'nın istatları sözleşmesinde. Yani o nedenle acaba bu düşünmüş olabilir mi? Ya zaten başka anlaşmalarda bu düzenlenmiş. Doğru. Hocam 29. maddeye düşünüyorum. Yargı yetkisi bağlamında Uluslararası Adalet Divanı yetkili kılınmış SEDAV'da. Devletler düzeyinde sorumluluk için aslında SEDAV düzenlenmiş. Dediğiniz gibi normalde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de diğer iki sözleşmelerle kadın hakları, kadınlara karşı ayrımcılıkla ilgili birçok madde zaten içeriyor. Ve işte bireysel başvuru, anayasal başvuru ile kadınlar bu tarz mağduriyetleri gidermek için hukuki yollara başvurabiliyor. Ama ülkeler nezdinde, ülkeler seviyesinde bir sorumluluk yaratabilmek adına sanıyorum SEDAV öngörülmüş ya da düzenlenmiş. SEDAV'ın amacı devletlere sorumluluk getirmek daha evet, evet hocam. Hak vermektense bu tespit önemlidir. Yani demek ki SEDAV'ın temel amacı bu anlamda bireylerden ziyade devletlere yükümlülük getiriyor. Tabii muhakkak hocam. Yani devlet kişi arasında ikili bir ne denir, terazi var SEDAV'ın düzenlenme biçiminden. Bir soru var galiba Yiğit Bey. Evet. Buyurun sorabilirsiniz. Kendimi tanıtayım. Ben Yiğit Koçak. 3. sınıf öğrencisiyim hukuk fakültesinde. Hocam hem Uğur Bayıllıoğlu hocama hem de galiba Gonca Hanım'a, Gonca Hoca'ya sormak istediğim bir sorum olacaktı. Aslında bu ikinizin sorusunun birazcık ortak bir soru aslında bu. Hocam bu SEDAV sözleşmesinde çekince koyma yasaklanabilir demiştik ya, yasaklamadı mı demiştiniz. Şöyle bir sorum olacak. Acaba şöyle bir çözüm önerisi yapılabilir mi? Bu düşünüldü mü? Belli maddelerde çekince koyma yasaklayıp belli maddelerde çekince koymaya izin verme durumu sözleşmelerde mümkün müdür? Acaba böyle bir çözüm önerisi de mümkün müdür bu gibi sözleşmelerde? Evet. Ben mi cevaplayayım hocam? Evet,
Arkadaşlar, dinleyicilere özellikle hem SEDAV'ı hem de diğer antlaşmalar hukuku sözleşmesinin kendisini okumasını tavsiye ediyorum. Çekince kavramının kaleme alınış biçimi zaten söylediğiniz şeyi söylüyor esasında. Yani ya işte belirli çekincelerin yapılabileceği öngörülmüştür ya da çekinceler tamamen yasaklanmıştır ya da ileri sürülen çekinceler diğer taraf devletler tarafından konu ve amaç bakımından denetlenebilir. Sizin söylediğiniz şey aslında SEDAV'da da var. Mesela 29. maddenin 2. fıkrasında yer alan çekince prosedürü zaten 29. maddenin kendisini ihraç etmek için öngörülmüş durumda. Yani belirli bir çekinceyi sınıflandırmış gibi görünüyor. 28. maddedeki çekince prosedürüyle ilgili olarak zaten şu an konuşuyoruz. 28. maddede öngörülen prosedür ki aslında sözleşmenin çekirdeği sayılacağımız ikinci maddeye çekince koyulmasına müsaade ediyor. Yani dediğiniz şey sözleşmenin kaleme alınması sırasında yapılmalıydı. Nitekim yapılmamış. Elimizde de sadece sunum boyunca bahsetmeye çalıştığım konu ve amaca uygunluk denetimi şeklindeki anahtar kalıyor. Yani uygulayabileceğimiz denetim mekanizması sadece o kalmış oluyor. Yani aslında sözleşmenin yazımı sırasında bunu yapılsaydı böyle bir yöntem izlenseydi belki daha farklı bir nitekim öyle yapılan, öyle düzenlenen insan hakları sözleşmeleri de var. Hocamızın bahsettiği başka uluslararası antlaşmalar da var. Tamam, anlıyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, başka sorumuz? Bu bizim yine Ceren Damakşener'e için düzenlediğimiz bu sempozyumda gündeme gelen ne, bu toplumsal cinsiyete de ilişkin bir konu değil mi? Bu ona da bağlantılı toplumsal. Tabii. Özellikle hani bu konuyu seçmek istedim hocam ben. Yani çok üzücü, infial yaratan bir olay oldu gerçekten bizim için bu yaşanan şey. Eğer akrabaları, arkadaşları, ben Ceren'i şahsen tanımıyorum ama netice itibariyle onun araştırma görevliliği etiketinden ziyade bir kadın olarak uğramış olduğu şiddet. Ben başvururken özellikle SEDAV veya İstanbul Sözleşmesi hakkında bir şey yazmak istiyorum. Bir motivasyon oluşturdu bana. Evet. Peki. Başka sorumuz var mı acaba Gonca hocamıza? Çok güzel ve ilginç bir konu bu. Teşekkür ederim hocam. Başka soru sormak isteyen? Hocam, buyurun. Sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Teşekkür ederim. Samra Aksu ben. Daha var. Sesim geliyor mu, pardon? Evet, şu an geliyor Semra. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bu SEDAV özelinde ama genelinde de diğer uluslararası anlaşmalara baktığımızda eğer zorunlu bir yargı yetkisini içeren bir madde varsa, yani devletlerin anlaşmanın yorumlanmasından, uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlıkta Uluslararası Adalet Divanı'nın yargı yetkisini kabul etmesini öngören bir hüküm taşıyan uluslararası anlaşmalarda çekincenin çekince koyulmasına müsaade edilmemesi biraz rasyonel bir davranış olmadığını düşünüyorum. Bu mesela genocide sözleşmesi için de aynı şeyler tartışılıyor. Yani biz soykırıma jus cogens olarak kabul ediyoruz ve devletlerin bu konuda en aktif olması, yani uluslararası anlamda devletlerin taraf olması gereken bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz ve aynı madde orada da var. Yine anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan sorunlarda Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu yetkisi ve en çok da çekince gelen madde bu maddeye geliyor. Yani devletler böyle bir konuda bile rıza göstermiyor ki rıza da bizim uluslararası hukukun en temel başvuru kaynaklarından birisi, yani devletin rızası. Yani hocam sizce böyle bir şey uluslararası hukukun bugünkü koşullarında her ne kadar klasik uluslararası hukuktan modern uluslararası hukuka geçmiş olsak da ve bunun aşamalarını her gün daha fazla fark ediyor olsak da böyle hükümler içeren anlaşmalara çekince konmaması rasyonel midir? Yani bunun yakın bir zamanda da hala makul bir gerekçe olduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle, referansta bulunduğumuz soykırım kararı zaten çekince kurumunun formülize edilmesi açısından önemli bir karar. Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nden önce bu
sözleşme hakkında divanın danışma görüşü bize konu ve amaca uygunluk denetimi gibi bir enstrüman vermiş oldu. Zaten divanın görüşünden kaynaklanan bir yorum neticede Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi tarafından kodifiye edilmiş oldu. O zaman da dediğiniz gibi soykırım sözleşmesindeki yargı yetkisiyle ilgili birçok çekince gelmişti ve sözleşmenin içerisinde çekincelerle ilgili bir düzenleme yoktu. Bugün söylediğiniz şey hakkında bana kalırsa iki farklı görüş var. İnsan haklarını uluslararası hukukun anayasası olarak değerlendiren bir grup, bu gibi insan haklarını içeren veya bu tarz ilkeleri içeren sözleşmeleri çekincesiz olarak düzenlenmesi gerektiğini savunurken, diğer klasik uluslararası hukuk görüşü olarak niteleyeceğimiz görüş ise devletler arası eşitliğin, işte egemen eşitliğinin buna müsaade etmesinin mümkün olmadığını, çünkü uluslararası hukuk düzeninin eşitler arası bir düzen olduğunu ve hiç kimsenin, hiçbir otoritenin devletlere böyle bir zorlamada bulunamayacağını savunuyor. Yani hiçbir devlet belirli bir mahkemede yargılanmaya zorlanamaz. İşte biraz kesin tabirler kullanıyorum ama genel itibariyle böyle. Bu iki çatışan görüşten sanıyorum ki siz diğer taraftasınız. İnsan hakları, kadın hakları veya soykırım gibi çok spesifik önemli bir durumda bile çekince ileri sürülmesi muhakkak hepimizi rahatsız ediyor ama devlet merkezli, devletlerin, ulus devletlerin oyuncusu olduğu bir oyun uluslararası hukuk. Bu sebeple de böyle dinamikler ortaya çıkıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, başka sorunuz var mı acaba? Ben bu alanda bir sormak istiyorum. Hocam. Uğur hocam. Kısa bir soru yöneltebilir miyim Gonca hocaya? Hocam sunumunuzun tamamını dikkatli bir şekilde dinleyemedim maalesef. Kusura bakmayın. Kaçırdığım bir kısım varsa belki sunum içinde geçmiştir bu soracağım husus. O yüzden öncelikle kusura bakmayın. Uluslararası hukukun jus cogensi diyebileceğimiz hususlarda çekince koymak pek mümkün değil. Ya da mümkün değil. SEDAV'ı bu kapsamda ya da SEDAV kapsamındaki korumayı bu bağlamda jus cogensin bir parçası olarak düşünebilir miyiz? Veya jus cogensin bileşenleri, içindeki ilkeler zamanla değişmeye, uluslararası ne diyelim, customary law'un bir parçası olarak jus cogens'in içine girmeye müsait midir? Bunun koşulları nelerdir? Bunu merak ediyorum. Şöyle ifade edeyim. Jus cogens uluslararası hukuk dersi alan veya uluslararası hukukçu olan herkes tarafından ne kadar sınırlı bir değerlendirme olduğu jus cogens'in az çok bilinir diye düşünüyorum. İşte bir elin parmaklarını geçmez şu an jus cogens kural olarak sayacağımız şeyler. Üzerinde mutabık kalınıp jus cogens olarak kabul edilecek şeyler. Elbette kadın ve erkek ya da cinsiyetler arası eşitsizliğin önlenmesi için yapılan bütün uğraşlar veya bu mücadeleye özgülenmiş bütün haklar bana kalırsa bir genel teamül hukuku ya da işte örf adet hukuku kuralıdır. Ama bunu jus cogens diye kodlamak günümüz dünyası için bile çok zor kaldı ki SEDAV'a gelene kadar birçok içerik açısından önemli ve günümüzde de birçok devlet tarafından ihlal edilen hakkın jus cogens niteliğini de tartışmak gerekiyor bence. Keşke dediğiniz gibi olsa ama uygulamaya baktığımızda jus cogens etiketi öyle kolay kolay kazanılmıyor diyebiliriz. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, başka sorunuz var mı acaba? Peki, acaba Elçin hocamız aramızda mı? İkinci sunum yapmak isteyen Elçin Doruk, kendisi aramızda mı? Herhalde katılımcılara bakayım hocam isterseniz. Katılımcılar arasında kendisi yok herhalde. Yok hocam. Yok.
görünmüyor. Co-hostlarımız da olmadığını söyledi. Belki başka isimle katılmıştır diye. Efendim? Tekrar ulaşmaya çalıştık hocam ama maalesef ulaşamadık. Evet, demek ki herhalde bir aksilik oldu, katılamadı. Hı hı. Kendisi bize bu Antarktika'nın rejiminden bahsedecekti. Öncelikle Gonca Hoca çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten gayet güzel bir şekilde bize sunum yaptınız. Faydalar. Ben teşekkür ederim hocam. Faydalar. Hem bu fırsat için hem de değerlendirmeleriniz için bunu bir makaleye dönüştürmek istiyorum. Neticede sizinle tekrar birebir görüşmeyi de çok isterim bu konuyla ilgili. Tabii ki. Ya inşallah bunları yaparız. Elçin Hanım yok. Herhalde katılmayacak da. Konusu Antarktika'ydı. Şimdi ben co-host arkadaşlara soruyorum. Bu durumda ne yapmamız lazım? Bu durumda devam, yani Antarktika'dan ben mi biraz bahsedeyim mi yoksa oturumu kapatalım mı? Hocam oturum başkanı sizsiniz. Yani hani usule aykırı olmayacaksa hani sonuçta Antarktika dendi, birkaç kelime etmek yani istedim. Yani tercih sizin hocam. Efendim? Tercih sizin hocam. Sizin yönlendirmeniz kapsamında. Dinleriz hocam, bahsetmek yani istiyorsanız biz dinleriz. Belki o sırada hoca gelir belki. Hani 5-10 dakika kadar bir Antarktika üzerinde biraz konuşmak isterim bildiğim kadarıyla. Tabii çok özel bir uzmanlığım olduğundan değil, sadece bildiğim kadarıyla anlatmak isterim. Şimdi bu Antarktika, bu anti-arktik, yani Arktik'in karşıtı anlamına gelir. Arktik ve Kuzey Kutbu'dur. Yunanca Arktos'tan gelir. Arktos Yunanca ayı demektir. Veya ayının yanı gibi anlamlara gelmektedir. Neden bu ayı kullanılır? Kimisi diyor ki efendim işte Kuzey Kutbu'nda sadece bu polar bir neydi bu? Kutup ayısı yaşar. Güney Kutbu'nda yaşamaz. O yüzden Kuzey Kutbu'na ayı diyorlar. Güney Kutbu'na da anti ayı, ayının karşıtı diyorlar. Ama aslında bunun böyle olmadığı, bunun aslında bu, bunu da sonradan öğrendiğimde meğerse bu büyük ayı takım yıldızı sadece Kuzey Yarımköre'den görülebiliyormuş. Dolayısıyla Yunanlılar da işte ona ayı dedikleri için kuzeyde ayı var, güneyde de ayının karşıtı var. Anti-Arktik şeklinde böyle ifade ediyormuş. Yani bu kavramın etimolojik kökeni bu. Antarktika, anti-Arktik kavramının. Şimdi bu Antarktika baktığınız zaman tabii Kuzey Kutbu'ndan farklı. Arktik'ten farklı. Neden? Çünkü Arktik, kuzeydeki kutup daha çok sulardan oluşuyor. Donmuş sulardan, denizlerden oluşuyor. Kuzeyde, Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde çok fazla sayıda kara parçası yok. Genelde donmuş bir denizdir. Antarktika ise, Antarktik ise, Güney Kutbu ise daha çok karalardan oluşuyor. Ve orada buz daha kalın ve daha sert. Şimdi tabi Antarktika karalardan oluştuğu için, bir kara parçası olduğu için bir kıta olarak değerlendirilir ya, bazı devletlerin egemenlik iddialarına konu olmuş. Bazı devletler Antarktika üzerinde egemenlik, ülkesel egemenlik iddia etmişler. Şimdi baktığımız zaman kuzeyde, Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde ülke parçası bulunan 6-7 tane devlet var. ABD, Kanada, Rusya, İzlanda ve Danimarka gibi. Şimdi Güney Kutup Dairesi'nin güneyinde ise baktığımız zaman Patagonya dışında, Güney Yarımkürenin ucu Patagonya dışında pek, yani dolayısıyla Şili ve Arjantin dışında hiçbir devletin kara ülkesi uzanmıyor Güney Kutup Dairesi'nin güneyine. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman buradaki egemenlik iddiaları daha çok işte ilk biz keşfettik, keşfe ve işgale dayanıyor. Şili ve Arjantin egemenlik iddia ediyorlar. ABD egemenlik iddia ediyor. Sovyetler Birliği zamanında egemenlik iddia ediyor. Sovyetler Birliği'ne göre de ilk Rus denizciler keşfetmiş Antarktika'yı. Japonya iddiada bulunuyor. Yeni Zelanda egemenlik iddiada bulunuyor. Tabi şimdi bu egemenlik iddiaları çözülemeyince de işte ne yapıyor? 1959'da Washington Anlaşması'yla bu egemenlik iddiaları donduruluyor. Yani 30 yıl için yapıyordu galiba. 30 yıllık bir anlaşmaydı. 1959 bu Washington Anlaşması'yla ne yapıyor? Egemenlik iddiaları donduruluyor. Ortadan kaldırılmıyor. Donduruluyor. Ve ne oluyor? Antarktika tamamen bilimsel amaçlar tahsil edilen bir kıta haline getiriliyor.
Antarktika'nın kıtanın üzerinde ve çevresel deniz alanında mesela nükleer denemeler, silah denemeleri yasaklanıyor. Antarktika'nın barışçıl amaçlarla bilimsel araştırmalara tahsis edilmesi ilkesi ortaya çıkıyor. Bu sözleşme 30 yıllık bir sözleşme. 1963'te yürürlüğe girmişti galiba. 93'te sona erdi fakat sözleşmenin sistemi halen devam ediyor. Yine bir Antarktika ile çeşitli anlaşmalar yapılıyor. Antarktik ATS ortaya çıkıyor. Antarktik Treaty Series. Treaty sistem ve bu ATS sistemi çerçevesinde isteyen devletler o bölgede bu o ATS ile kurulan sekreterlikle ilişkiye geçip ne yapıyor? Bilim isteği kurup orada bilimsel araştırma yapabiliyor. Mesela Türkiye'de değil mi? Yakın zamanda bir geçici bilim isteği kurdu. Yakın bir gelecekte bunu kalıcı hale getirmesi öngörülüyor. Tabii şimdi Antarktika'nın bu rejimi hukuken nasıl değerlendiriliyor baktığımız zaman bu henüz bu konuda bir hukuk kuralı olduğundan bahsetmek bence mümkün değil. Bu insanlığın ortak mirası diye bir kural var. Ama bunun Antarktika'da geçerli olup olmadığı bence tartışmalı ve bence geçerli değil. Çünkü sadece bu egemenlik iddiaları dondurulmuş vaziyette. Dolayısıyla bu ileride canlanmayacak bir anlamına gelmez. Yani nasıl Antarktika donmuş bir kıtaysa bu egemenlik iddiaları donmuş. İleride bu tekrar küresel ısınmayla beraber değil mi? Ne olabilir? Tekrar gündeme gelebilir. Dolayısıyla hukuki anlamda baktığımız zaman bunun bir insanlığın ortak mirası kavramının yani kuralının burada geçerli olduğunu söylemek pek kolay değil. İnsanın ortak mirası kavramı nerede geçerli? Uzay ve gök cisimleri. Yine derin deniz tabanı için. Bunlar için geçerli. Bunlar için öngörülmüştür. Yine burada tartışma konusu bir mevzu da işte bu tohum meselesi. Yani bu tohum, bitki tohumlarının bunların insanın ortak miras olup olmadığı da tartışılır. Biliyorsunuz adamlar bu tohumun içiyle GDO'suyla oynayıp efendim ben buna emek verdim, ben bunda fikir mülkiyet hakkı kazandım diye değil mi? Tohum üzerinde mülkiyet hakkı kazanabiliyor. İşte bunu engellemek için işte bir insanın ortak mirasına sokma çalışmaları var fakat maalesef hukuki düzende bu pek sonuç doğurmuyor. Aslında sunumu gelecek arkadaş olsa onunla konuşmak isterdim bunları. Dolayısıyla Antarktika'nın baktığımız zaman temel mevzusuna, temel meselesine şu anda hukuki statüsünün gereksiz olduğunu söyleyebiliriz. Egemenlik iddiaları açısından. Evet. Bu konuyla ilgili soru varsa ben de Gonca da belki cevaplamak ister. Evet Yiğit Bey buyurun. Yiğit Koçak Bey buyurun. Evet. Uğur Hocam, benim bu anlaşmayla alakalı bir sorum olacaktı. 93'te bu anlaşmanın aslında süresinin dolduğunu söylemiştik, yanlış duymadıysam. Evet. Değil mi? Peki bu taraf devletlerden birisi bu anlaşmayı acaba yürürlükten kaldırabilir mi? Bu anlaşmayı geçersiz kılabilir ve acaba bu Antarktika'yı işgal etme olanağı var mıdır? Böyle bir... Açıkçası şu anda anlaşmanın hükmünü, sona erme hükmünü hatırlamıyorum. Gonca sen hatırlıyor musun bilmiyorum. Şu anda açıkçası hatırlamıyorum. Sadece yani bu fesih imkanı olup olmadığına bakmak lazım. Yani taraflı yapıdan diyelim. Bakabilirim hocam isterseniz. Yani, arkadaşlar. Evet, acilen bakabiliyorsan bakın. Şu anda hatırlayamadım yani. Ben de hatırlamıyorum. Aslında hocam hani şunu soracaktım. Fesih imkanı olsa bile sizin dediğiniz gibi insanın ortak mirası olduğundan dolayı bu kıtaya yine de hiçbir şekilde işgal edilemez diyebilir miyiz? Onu anlatmaya çalıştım. Yani bu insanın ortak mirası burada Antarktika için henüz bir hukuk kuralı, herkese kabul edilmiş bir hukuk kuralı değil. Dolayısıyla yarın bir gün bu Antarktika egemenlik iddialarına tekrar konu olabilir. Bunu hukuken, bunu engelleyen bir düzenleme yok şu anda. Yani acaba UNESCO bu konuda devreye giremez mi diyecektim bu gibi yani, kuruluşlar? Yani şüphesizdirler. Hani bu konuda kimisi devletlerin bu konudaki iradelerinin bir örf adet kuralı haline geldiğini falan da söylüyor. Ama yani bu egemenlik meselesi, bakın bu önemli. Egemenlik meselesi şüphe kaldırmaz. Dolayısıyla egemenlik meselesine ilişkin açık irade beyanlama ihtiyaç var. Dolayısıyla sadece yapılan bu anlaşmayla egemenlik iddialarının açık dondurulduğunu söyleyen bu anlaşmayla ortadan kaldırmayan bu anlaşmayla biz egemenlik iddiaları ortadan
tespiti yapamaz. Ki aslında yani uluslararası örf adet. Egemenlik şüphe kaldırmaz. Çok önemli bir mevzu egemenlik. Özellikle ülkesel egemenlik. Şüphe kaldırmaz. Zaten insanın ortak mirası kabulüyle hareket etmememiz gerekiyor Antarktika meselesinde. Ki aslında bu da bir uluslararası örf adet kural olarak görülebilir bir bakıma. Egemenlik olduğu için işin içinde biraz zor. Yani onu demek istiyorum. Egemenlik şüphe kaldırma bir mevzu değildir ülkesel egemenlik. Dolayısıyla orada bir örf adet kuralına dayanarak bu argümanı ortaya koymak çok geçerli olmuyor. Başka bir egemenlik olmasa, başka bir mesela derin deniz yatağının durumuna ilişkin bir durum olsa bu düşünülebilir. Çünkü o egemenlik mevzu değil. Ama burada egemenlik mevzu söz konusu. Dolayısıyla burada tam olarak bu tespit yapmak bence mümkün değil. Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Ya buyurun. Hocam ilk olarak sesiniz biraz az geldiği için kaçırdım mı diye bir endişem de var. Acaba zaten hani bahsettiğiniz bir şeyi soruyor muyum? Endişesiyle soruyorum. Antarktika üzerindeki egemenlik iddialarının hiçbirinin aslında kabul edilmediğini ve aslında hukuken kabul edilemeyeceğini söylediniz. Doğru anladım değil mi o kısmı? Anlamadım. Neyi diyeyim mi? Antarktika üzerindeki egemenlik iddialarının hiçbirinin kabul edilmediğini. Sesim ulaşıyor mu acaba? Geliyor mu? Evet geliyor. Ama hiçbirinin aslında hukuken geçerli iddialar olmadığını şu anki durum itibariyle söylediniz. Doğru anladı mı burayı? Yani şu anki yaklaşım itibariyle hiçbir devlet diğerinin iddiasını kabul etmiyor. Ama bu genel bir hukuk kuralı. Yani sorun bu, tartışma bu. Peki hocam şu an Antarktika üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar ya da bilmiyorum acaba hani bir devletin iktisadi bir fayda elde etmesine dair bir çalışma da var mıdır? Onlar neye dayanarak yapılıyor? Sonuç itibariyle bir yetki olmadan böyle bir şey yapılabilir mi? 1960'ta itibaren bir AFS sistemi oluştu. Antarktik Treaty sistemi diye, tamam mı? Burada bir Antarktika sekreteryası kuruldu. Bir sekreterlik kuruldu. Bu sekreterlik ne yapıyor? Buradaki bilimsel araştırmalar organize ediyor. Bu Antarktika üzerinde sadece bilimsel araştırma yapılabilir. İsteyen devlet belli kriterleri karşılarsa gidip orada bilimsel araştırma yapabilir. O kadar. Onun dışında başka bir faaliyete müsaade edilmiyor. Onun da kural anlaşmalar sistemi. Bu anlaşmalar bir sekreterlik kurmuş. O sekreterlik bu bilimsel araştırmaların durumunu düzenliyor. Teşekkür ederim hocam. Umarım zaten bahsettiğiniz bir şeyi sormamışımdır. Çünkü çünkü Antarktika'nın durumu ilginçtir. Yani pek hiçbir yere benzemez. Çok sui generis bir durumu vardır. Yani hukuki niteliğinde de hep tartışmalı bir mevzudur. Yani acaba Antarktika res nullius mudur? Yani kimseye ait değil midir? Yoksa res communis midir? Herkese ait. Herkese mi aittir? Yani mesela bunlar tartışmalı ama bunlar hep konsept yani kavram. Hukuk kuralı değil. Onu söylemek kolay değil, onu demek istiyorum. Çünkü egemenlik mevzu iddiası var. Devletler yaptığı anlaşmayla egemenlik iddianı geri çekmiş olsaydı, o zaman örf adet hukuku bağlamında bu tip tespitler yapılabilirdi. Ama egemenlik iddiası o tam açıkça çekilmeyip sadece dondurulduğu için, çünkü donmuş bir şey daha sonra tekrar çözülebilir. Değil mi? Sesim geliyor mu iyi? Ben konuşuyorum ama kendi kendime konuşmuyorum. Evet hocam, geliyor. Geliyor. Bu arada acaba Elçi Hoca geldi mi aramıza? Evet. Gelmedi hocam. Gelmedi. Peki. Teşekkür ederim hocam. Efendim? Teşekkür ederim. Benim internet bağlantım çok sağlıklı değil. Evet. O yüzden şimdi sağlayacağız. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Antarktika olabilir, insanla ilişkili anlaşmalar olabilir. Evet, peki. Başka sorumuz yok anladığım kadarıyla. İşte ben de boş kalmasın diye bir anlatmaya çalıştım Antarktika meselesini. Sağ olsun Gonca Hoca da gayet güzel anlattı kendi konusunu. Böylece bu Ceren arkadaşımız için yapılan bu onun adına, onun anısına yapılan bu sempozyumun bu son oturumunun da sonuna gelmiş. Bulunuyoruz tüm katılımcılara. Tüm soru soranlara ve tüm dinleyicilere teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese saygılar sunarım. İyi günler diliyorum. Biz de teşekkür ederiz hocam.
devam olması dileğiyle. İnşallah, inşallah bu geleneksel hale gelecek inşallah. Her sene böyle inşallah bu işi doğru yapacağız. Peki, herkese saygılar, sevgiler. Sağ olun. İyi çalışmalar, görüşmek üzere. Ben end yapıp bitiriyorum, öyle değil mi arkadaşlar? End yapıyorum, evet. O zaman. Tamam.